yaşayan bir ünlü Afak Algan'la başlıyor. Eternal Rental katkılarıyla bu akşam Erdal Çelik'i konuk ediyoruz. Az sonra Erdal Çelik bizlerle buluşuyor. Tabii biz de ne yapıyoruz şimdi? Sevgili Üstad'ın Eskimeyen şarkılarından bir tanesini sizler için yayınlıyoruz efendim. Bakalım nerelere gideceğiz. Hazır mıyız? Evet. Tek dilekçim sensin benim. Haydi bakalım. Erdal Çelik sizlerle.
bulduk sevgili Afak. Harikasın abi, her zamanki gibi. Ben teşekkür ederim. Bir şey, bir sorum yapmayacağım işte, yok şu yıllarda, yok bu yıllarda diye. Her zaman, her yılda en kaliteli, en güzel şarkıları bizlere kazandırdığın için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, ne demek? Yani bizim görevimiz. Sanki beyazlar hariç bu formülü nasıl çok merak ediyorum. Ya özel bir şey yapmıyorum, Allah'ın verdiği bir şey herhalde. Yani bir de tabii zararlı bir şey kullanmıyorum açıkça. Harika. Her şeyim yani 30-35 senedir her şey aynı şekilde devam ediyor. O yüzden iyi kalıyorum herhalde. Biraz da sanıyorum şey, hayata güzel bakıyorum. Yani en tabii büyük formül o. Yani her ne olursa olsun güzel bakıyorum. Peki bu evde geçen dönem şu, gerçi biz sanatla uğraşanların %90'ı hayatı zaten ev içinde geçiyor. Çok bize dışarıdan fazla etki olmuyordur belki ama seni etkileyen konulardan bahsetmek ister misin? Yani bu iki aylık süreç. Benim açıkça bu ev hayatı zaten çok sevdiğim bir hayat. Yani beni çünkü yani en şöhret olduğum zamanlarda bile dışarıya çok çıkardım. Yani hani ancak gece sonu ne bileyim işte bir son galadır falan. O zaman bir yerlerde gidip bir sohbet muhabbet sonra eve dönerdim. Benim en kendimi huzurlu hissettiğim yer evim. Yani o yüzden de evde oturmak bana hiçbir zaman külfet olarak gelmedi. Bu iki ayda gerçekten bunu da gördük ki eve hapsedilirsek yani herhangi bir şey için fazla bir sıkıntı olur mu? Tabii ki olur, şöyle ki olur. Yani sonuçta bir özgürlüğünü bilerek evde oturmak var. Bir de mecburen evde oturmak var. Mecburen olan her şey gibi bu da kötü tabii. Ama bu iki ay gerçekten insan kendini sınıyor. Yani bir de aile, bütün aile ilk defa iki ay yoğun bir şekilde bir aradasın. Hani diğer zamanlarda da bir aradasın ama sonuçta ufak tefek şeyler oluyor. İşte sen işine gidiyorsun, onlar işine gidiyor, herkes işine gidiyor. Sonuçta akşam dönüşte bütün şeyler, sohbetler ona göre yapılıyor. Şu anda tamamen eve bağımlı. İşte sabah kalkıp aynı şeyleri yaptım falan. Ama bu gerçekten benim için hiç kötü olmadı. Yani ben çok sevdiğim yaşam tarzı olduğu için sıkmadı beni açıkça. Harika abi. Dediğim gibi parantez içinde alıyorum. Yani bir tek mecburiyet olmasa bu daha iyi. Bir de ayrıca şunu söyleyeyim. Gidip dışarıda bir ufak alışveriş yap geldikten sonra hani kendinizi vebalı gibi hissedip işte böyle temizliğin en dibine vurduğumuz zamanları sinir bozucu tabii yani. Sonuçta bu bir inşallah insan elinden değildir. Doğanın kendisidir de. Yani ama tabii herkes bir şey söylediği için, bir spekülasyon yaratıldığı için biz hala doğadan değil insan eliyle yaratıldı. Eğer hakikaten öyle bir şey varsa Tanrı, buna havale ediyoruz yani. İnşallah zaten yakın zaman içerisinde de ülkemizden ve dünyadan olur gider bu musibet diyorum. İnşallah. Yavaş yavaş zaten normal hayata dönüşler bir Haziran'dan itibaren başlıyor. En azından bu yüzden günlük çalışan insanlar biliyorsun, müzisyenler veya... Ya sanki anormal yaşıyormuşuz gibi normale dönüş. Yani bu tabii çok kötü bir cümle. Anormal yani normale dönüş. Normal kime göre normal, neye göre normal? Ama tabii ki burada da yani tabii başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere gerçekten canla başla acayip çalıştılar. Tabii bu arada Sağlık Bakanlığı üstüne düşen görevi yaptı. Yapmayanlara selam olsun da. Ama yapanlara da gerçekten gönülden minnet borcumuzu sunmak isterim. Yani sonuçta bu bir şey, bir kıyamet. Yani o kıyameti hep birlikte yaşadık. Zengini, fakiri, büyüğü, küçüğü, yaşlısı, genci. Herkes aynı geminin içinde bu işi yaşadı.
O yüzden şey diyemiyorum açıkça vallahi. Yani Tanrı beterinden korusun diyelim o zaman. Amin, amin, yani. Amin, amin tabii. Tabii. Bu arada sen de formundasın bana diyorsun ama sen bayağı formuna girmişsin yani. Ya şey bir kilo verdim abi işte orada bir 55 kilo kadar bir sırtımızdan yük vardı onu attık. İyi. Dolayısıyla tabii tabii biraz daha böyle şey hani forma girdim tabii beyazlara bir şey yapamıyoruz. Beyazlar artık... Onlar hayatın yaşanmışlığını anlatan şeyler. Yani ama genel anlamda iyi gördüm seni. Çok teşekkür ederim abicim. Yani biliyorsun gönülden yürekten yıllardır çok severek takip ettiğim ve gerçekten dost diyebileceğim ender sanatçılardan bir tanesisin. Özel bir yerim var benim kalbimde, gönlümde. Onun için çok büyük onur ve gurur duydum şu an karşında olmandan dolayı. Bu arada tabii sürekli şimdi yazılar akıyor, sürekli bir şeyler yazıyorlar. Biraz sonra onlara değineceğiz. Ama onun öncesinde senin yeni son yaptığın bir klip vardı. Evet. Ve hakkındasın. Onun bir hikayesini alabilir miyim abi? Ya aslında çok şey bir hikayesi yok ama Türkiye'den uzakta olduğum bir dönemde çok böyle gene böyle kaoslu bir günde trende giderken yazdım onu. Çok da hoşuma gitti. Türkiye'ye döndüğümde bu şarkıyı mutlaka yapacağım dedim kendime. Ve öyle bir başlangıcı vardı. Yani sonuçta her şarkının bir ilhamı, bir başlangıcı var mutlaka. Ben de öyle bir öyle kaoslu bir günümde bindim trene. Ulan da çok oynuyorum, yanlış anlamayın. Yok yok, problem yok. Problem yok. Bu kulaklıklara çok alışkın değilim, o yüzden beni hep rahatsız eder ama iyi duyabilmek için biliyorsun, bunda biraz yanlı yayınlar hep sorun yaşanıyor. Evet. Gibi. Yani her işin bir başlangıcı var. O başlangıçta benim için o tren yolculuğuydu. Çok güzel bir ritim yakaladım kafamda. Kulandı da onun üzerine böyle zaten geldi. Türkiye döner dönmez de şarkıyı. Aslında ben şarkıyı da benden önce bir Yunanlı söyledi. Figenya Yunanistan'dan. O zaman ben Yunanlarla bir şey yapacaktım ortak. Bu arada o desteği beğendiler. Ben daha değişik olarak yeniden sunuyorum. Benim 20 seneden sonra çıkardığım ilk albüm, yani şarkıdır. Tabii daha devamları gelecek inşallah. Şimdi o zaman izlemeyenler için klibimizi yayınlayalım. Klip sonrası tamam. Tekrardan görüşürüz. Erdal Çelik ve Hayatımda size eşlik ediyorum dostlarım. Beni
Cana Cansın'dan sonra iki albüm daha var dedim. Yahip Yahiç ve Canımın İstanbul Köşesi albümü. Ondan sonra ara vermiştim. Yani o iki albümü de bilmesini isterim açıkça. Herhalde Cana Cansın'dan sonra yapmadım diye düşündüm. Yakında da Cana Cansın'ın müjdesini vereyim. Yakında geliyor Cana Cansın. Oo, süper. Çok güzel bir haber abi. Çok yakında çıkacağız inşallah. Başka selam vermek istediklerin? Valla buradaki bütün dostlarıma Melek Afyonoğlu'nu görüyorum. Canım benim. Çok sevdiğim. Orada Sinan Erkoç da burada şu anda. Aa Sinancığım. O da burada. Biliyorum. Sevgili Melek Kahraman Afyonoğlu. Sevgili Alp Çivici. Çok onu da öpüyorum. Çünkü benim çok emeğimi çeken bir kardeşim o. Alp Aslan Çivici. Özellikle buradan ona çok teşekkür ediyorum. Benim sosyal medyada sizlerle buluşmamı daha doğrusu yani seyircilerimizle, insanlarla en büyük katkısı olan arkadaşlarımdan bir tanesidir. Bu yüzden ona ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arada Dilek de sizi görüyorum. Evet, o Dilek Hanım'ı gördüm. Gözlerim görmez ama bugün görüyorum valla. Hayret. Çok güzel. Alpçin benden de sana kalpler kardeşim benim. Canım benim evet. Ender kardeşime. Ne güzel 30 yıldır sahneler diyeyim. En iyi sesi demiş. Çok da doğru söylemiş bence. Ya teşekkür ediyorum. Zaten bu güzel yorumları alınca insan daha iyi şeyler yapmak istiyor açıkça. Ama tam böyle istim üzerine geldik, başladık dedik işte bu kıyamet çıktı. Ama bu da geçecekti mutlaka bu yani. Peki tabii ki bu bir süreç. Falan diye. Ben öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Eskisi gibi diye bir şey yok. Her anın, her zamanın bir şeyi var. Kendine göre yürürlüğü var. Biz de o yürürlüğe uyarak devam edeceğiz hayatımızda yani sonuçta. Kesinlikle. Peki abi, sanat yaşamının içerisinde mutlaka unutamadığın bir şeyler olmuştur. Yani sahnede olabilir veya bir kayıtta olabilir. Bir klip çekiminde olabilir.
Yani o kadar çok anılar var ki aslında hani böyle işte hani bir ne anın var böyle bir anın var mı falan gibi diye sorduğumda insanın aklına gelmiyor. Hani bize hadi bir şarkı söyle dendiğinde sahneye çıktığında ya repertuarınıza bakayım falan diye bir anda unutursun şarkıları. Evet. Benim ilk stüdyo anım vardır mesela bizim sevgili Alpay abinin stüdyosu vardı Ankara'da. Orada giriyorum. Cem İdiz'in bir şarkısını söylüyorum. Müjdat Akgün gitar ve aranjeleri yapan çok önemli bir kişiydi. O aynı zamanda Tom Meister'lık yapıyor. Tabii o zaman stüdyo jargonunu bilmiyorsun. Ben okudum. Ondan sonra Müjdat böyle yaptı. Allah Allah. Kafamda bir şey. Böyle. İşte bu baştan oku demekmiş. Tamam mı? Baştan oku. Ben kulaklığı falan. Ne var dedim kafamda ya. Oğlum baştan oku diyorum dedi sana. Yani bu ilk stüdyo terbiyesinin birinci bölümüydü bu. Tabii ondan sonraki stüdyo çalışmalarımızda çok güzel şeylerimiz oldu ama. Yani bu hayata başlarken bazı şeyler görerek öğreniliyor ya da hani kulaktan duyarak göreceksin, yaşayacaksın. Sahnede de öyle. Yani sahnede tabii sahne daha supleksi, daha ve nasıl derler, aceliteyi daha çabuk kaldıran bir şey sahne. Burada doğru. Çok fazla arkanlı olmayacaksın. Karşıya göre şey alacaksın, pozisyon alacaksın. Yani çocukluğumdan beri sahnede olduğum için açıkça çok şeyler yaşadım, çok şeyler gördüm. Ama dediğim gibi yani unutulmaz o kadar anı var ki böyle işte bu hani şu anda gerçekten şimdi hatırlamaya çalışıyorum hangisini anlatayım diye ama bir kere yani şöyle söyleyeyim ben orkestra solisti yaparken ayrıca sunuculuk da yapıyordum sahnede. Evet. Ankara'da çalışırken Ankara çok şey bir mecraydı. Yani İstanbul'un devamlı geldiği, televizyon çekimlerine geldiği, akşam da bizim çalıştığımız yere geldikleri bir mecraydı. O yüzden çok arkadaşım olmuştu ünlülerden. İstanbul'a geldiğimde bir gün böyle bir şeye gittik, açılışa gittik sevgili Emel'le. Açılışta beni gören sarılıyor çünkü herkes de arkadaşım yani. Ömer, sen nereden tanıyorsun bunları? Biz yeni değil miyiz dedi. Yavrucuğum dedi, ben senden önce de vardım yani sonuçta bunların hepsi arkadaşım benim. Yani bir gün tabii kitabını yazacağım açıkça. Sonuçta başımıza çok olaylar geldi, şey yaptı yani. Müzik hayatında işte paramızı alamadığımız, işte ne bileyim sahnede şu şarkı illa söylenecek diye tehditler yağdıran insanlar oldu. Ama hepsine karşı bir önlem aldık Allah'a şükür. O yüzden mesela işte bak unutamadığım onlardan bir tanesi. Sevgili Kayahan'a, İskender o zaman bende çalışıyordu, İskender Paydaş. Biz Emel'le Kulüp 12'de sahneye çıkıyoruz. O zaman orkestramız çok güzel. İskender'e. Fakat biz çok çalışamıyoruz yani. Ben Kayahan'a dedim ki bir gün rahmetli. Allah rahmet eylesin. Yani büyük usta tabii. Ona şey. Dedim Kayahan dedim. Bende bir çocuk var. O zaman klavyeci arıyor. İskender de benim mahallemin çocuğu Şişli'den. Ve beraber çalışıyoruz. Dedim ki istersen gel bir gör dedim ya. Çok kim bu dedi. İskender Paydaş dedim. Babasını tanırım dedi. İyi mi dedi. İyi dedim. Biz Kayahan geldi izlemeye. Bugün de işte şey yapacağız. Biz konuşuyoruz böyle. Sonra yanımıza bir iki bayan geldi. Dedi ki işte tanışmak istediler Kayahan'la. O zaman Kayahan çokmuş. Biz otururken karşıda iki kişi çok bakıyorlar masaya. Ben de garson çağırdım o zaman. Orada çalışıyorum ya. Kayahan da rahatsız oldu. Dedim ki bir dolan bir böyle 5 dakika 10 dakika sonra onlara de ki dedim arkadaşlara.
ya bakmayın kardeşim ayıp diye insanlar işte. Sanki ben öyle dememişim gibi. Direkt gitti masaya. Garson söyleyince tabii büyük bir halde çıktı falan. Yani böyle iş başlamadan bitirdiğim işler oldu falan. Yani o yüzden hani insanın aklına hep kötü şeyler, güzel şeyler dost meclisinde gelir. Doğru. Sonuçta sen bir anını anlatırsın. O anda oradan bir çağrışım yapar. Ben bir anı anlatırım. Çünkü uzun da yıllar geçince üzerinden bazı şeyleri hatırlamak istiyorsun. Sevgili Kayahan'ı tabii ben ilk defa Kayahan'ın bir Kabadayı tarafını gördüm. Rahmetli'nin. Hiç kendini ezdirmeyen, beni de ezdirmeyen gerçekten bir cansiperhane yani kavgaya hazır tutu olan bir adamdı. İnanılmaz. O günü hiç unutmuyorum. Allah beni gani rahmet eylesin. Büyük amin, amin. Çok çok iyi insandı. Çok iyi arkadaştı. Benim çalıştığım her yere gelirdi mesela. Getir insan getirdi. Böyle şey, bazı şeyleri çok farklıydı. Onu tanımak da büyük gurur duyuyorum. Çok dobraydı bir kere her şeyden önemlisi. Nasıl? Çok dobraydı, dobra. Tabii. Yani, bu bitkinin arkasında sonuna kadar giderdi. Benim bu arada oğlumun adı Kayahan. Sırf üstadın adından dolayı oğluma Kayahan ismini verdim. Aa, harikasın, ne güzel. Kayahan yaşadı yani. Tabii. Güzel. Yani, öyle, Allah ismiyle yaşatsın onu. Çok sağ olun. Çok mutlu. Ne güzel. Bir tane diyeyim. Alpay'a da selam uzası. Yok benim. O maşallah, sen beni geçmişsin ya. Ben bir kızınki yoldan var ama benimki de ufakta. Yani en büyüğü 14, en ufağı 4 yaşında. Allah. 2 yaşında şu anda. Allah güzel günlerini göstersin. Amin. Cümle inşallah. Çocuk. Bu arada Alpay abiye de buradan selam olsun. Aynen. 19. Evet. Yani yarın değil öbürsü gün canlı yayında Alpay var. Vallahi ne güzel, harika. Benim 35 yıllık kadim dostumdur kendisi. Haydi Alpay abi gerçekten. Evet, az önce ismi geçti. Şimdi selam vermesem olmazdı. Hem de hatırlatmış oldum. Benden de bir selam olsun ona o zaman. İlk stüdyo deneyim oradadır çünkü Ankara'da. Ben bir onun mekanında müsterlik yaptım. Çok zordur onun mekanında çalışmak. Karpiş diye bir mekan var. Güvenlikle. Bilmem. Tabii ki bilirim. Ben de aman yardım. O tesisatın üzerine bantlar çekerdi. Nasıl? Hatta güzel de bir onun argo cümlesi vardır. Yazardı. Yani iş yapına dokun. Falan. Kulakları için de inşallah. Peki Erdal abi, canlı bir şey dinleme şansınız var mı sende? Ya Afak'cığım bugün gerçekten çok istiyordum ama bugün çok gripal bir şeyim var. Yani dikkat ettiysen. O yüzden sohbet etmeyi daha yeğlerim açıkça. Ama tamam. Sonra bir ara böyle bir ufak kubbe atar bitiririz programı yani. Tamam, hiç problem değil. Yani sen nasıl huzurluysan, nasıl mutluysan o şekil bizim en ön doğrusu abi. Bu arada da şeyleri okumaya çalışıyorum. Evet. Valla kardeşim biz de seviyoruz. İyi varsınız. Sesiniz değişmemiş diyor. Teşekkür ederim. Evet, sesim değişmedi. Doğru valla ama daha iyi şarkı söylüyorum herhalde. Çünkü yıllar insana bazı şeyleri diyor. Ne güzel, ne güzel yorumlar geliyor. Evet Üstad, Hasan Can Gökter burada. Hasan'cığım kardeşim. Erdoğan sesi muhteşem diyor. Hasan'cığım kafasını bozuyorlar bu ara. Sorma. Dertliyiz o konuda biraz. Ama biz de geldik. Yani ben onun yerinde olsam takılmam bile. Geçen gün bana da ilk defa birisi yazmış. Eurovizyonla ilgili bir şeyde. Çok itici buluyorum diye. Olabilir. Ben yani illa herkes bizi sevecek diye bir şey yok. Yani sonuçta ben de o arkadaşa yazdım yani. Sonuçta aynı evrendeyiz.
Aynı yolda belki yürümüyoruz ama sonuçta ben insan olarak seni sevmek zorundayım yani. Diliyorum ki öyle düşünen insanların kalbine sevgi versin Allah. Çünkü burada vatan kurtarmak çok kolay. Bu internet sayfalarında ya da bu medyada insanlar içlerinde olan zehri döküyorlar. Yani kimisi sevgisini, kimisi zehrini döküyor. Ona da amenler. Çünkü sonuçta o belki de konuşacak kimsesi yok. Burayı güzel bir mecra buluyor. Ben şuna da geçireyim, buna da geçireyim. Herkese bir laf geçiriyor. Yani sonuçta ona da eyvallah. O da başımızın üzerinde. Yani sonuçta bu farklı bir şey. Ama ben isterim ki tabii eleştiri de güzel bir şey. Sonuçta Allah'ın yarattığı hiçbir şeyi sevmeme gibi bir lüksümüz yok aslında. Yani sonuçta bizler bir varlığız. Hayvanı da seviyorum, insanı da seviyorum. Yani tabii üstün olan en şey varlık insan. Düşünen, akıllı olan. Akıllı bir insanın bir şeyi sevmemesi, yani daha doğrusu tanımadan sevmemesi olağan dışı bir şey. Yani yemeği yersin, değil mi? Diline kötü gelir ya da bu yemeği artık sevmiyorum dersin ya da bu yemekten nefret ediyorum. Yani birini sevmemek diye bir şey kavramı ben kabul edemiyorum. Yani tanırsın, amin ya, uyuşmadı kafam. Benim de öyledir. Ben mesela selam verdiğim sadece selamlaştığım insanlar vardır ama sevmemek gibi bir lüksümüz yok. Yani sonuçta aynı havayı kokluyoruz, aynı suyu içiyoruz. Aynı güneşi kullanıyoruz hep beraber. O yüzden lütfen insanlar aslında burada biraz da böyle bence hele bu kıyametten sonra bence sevgiyi öğrenmeli. Yani sonuçta bu bir ceza gibiydi insanlara. Yani evet. İnsanlara birilerin ters gittiğinin göstergesiydi. İnsanlar da bu ters giden göstergeye bakarak ya biz neler yapıyoruz, biz, hatamız nerede falan deyip kendi aynalarına baktılar aslında. Ben bile zaman zaman ki ben polyanlıyımdır yani. Bazı şeyleri çok böyle ruhumda absorbe ederim ama yani şimdi ben bile soruyorum, kendi kendime soruyorum. Ya biz ne yaptık acaba yani? Bize bu ceza nedir yani? Sonuçta birine dokunamıyorsun, biriyle böyle hani göz göze geliyorsun şey gibi. Yani burnunda maskeyle. Evet. O yüzden ben buradan sevgili kardeşlerime, arkadaşlarıma yani bizi uyarabilirsiniz. İşte ne bileyim atıyorum kötü müzik yapıyorsun ya da bu müziği yapmasan şunu yap. Çünkü biz ben şöyle görüyorum, seyirci bizim aynamız. Yani hakikaten bizim aynamız. Yani biz onlara ne veriyorsak onlar bizi yansıtıyorlar. Yani eğer iyi bir şey verirsen iyi yansıtır. Kötü bir şey de kötü yansıtır. Bunu söylemek hakikaten çok güzel. Ben bu eleştiriye amenna böyle sonuna kadar şeyim. Ama böyle yani sırf tatmin olsun diye. Mesela ben bu iki son şeyi çıkardığımda da inan hiçbir yerden çok kötü hiçbir şey almadım. Maalesef aradan böyle çürük elmalar çıktı ufak. Sana oluyordur sana da yani. Ben medyayı çok da kullanan biri değilim ha. Yani sevgili Alp Aslan olmasa yani benim hiç olmazdı bile. Ben yıllarca yurt dışına gidip geldim. İnsanlar bana sordu hangi sayfadan bakalım size diye. Hiç sayfam mayfam yok. Yani onun için burada yapıcı eleştiri yapsın. Yani işte seni sevmiyor, senden nefret ediyor ya da yok. Ben bunun için herkes de aynı. Mesela ben sevgili Hasan bugün dünya çapında birisi. Yani biz Hasan'la da konserlerde yaptık. Yani onun gitarını, onun kişiliğini bilmeyen, onunla yani bir de şöyle bir şey var. Zaten bizle şansları olmayan insanlar, bize uzak olan insanlar, bizi tanımayıp ona göre yorumluyorlar. Tanımak için bir şeyler zorlamalısınız. Bilmemelisiniz. Bizim şeyimizi, ilkelerimizi ya da ne bileyim ruh halimizi bilmeniz lazım. Yani o yüzden bilmeden şimdi Hasan'a sallıyorlar. Hasan da bence çok fazla gidiyor bu işin üzerine. Bence biraz rahat olmadı. Ama sonuçta tabii zaman zaman bize de çok yapıyor. Yani bizler tabii şey gibi yani
göz önünde olup ama uzakta gibi duran ve her an taşlanacak, her an hani tokatlanacak gibi düşünülüyor. Bu böyle değil yani. Dünyada da böyle değil. Dünyada daha bir şeye saygılı bir şey yaklaşık. Yani sonuçta bu tabii bize özgü bir şey. Biz çok göz önünde olanı sevmeyiz biliyorsun. Kendimiz isteriz olmayı ama kendimiz olamadığımız zaman başkasına da çamur atmayı çok seviyoruz. Sevgili Hasan, üzülme. Boş ver. Sen en güzelsin. Yani ben her akşam Aziz Nesin'i buradan anıyorum. Bugün de alma ihtiyacı hissettim. Ya tabii ki. Yani ben iki gün önce, yok dün şey koydum. Yani ülkemde şu anda ne oluyor? Yani, ağlanacak halimize gülüyoruz. Yani gençlerimiz bazı şeyleri bilmiyorlar. Yani çok üzüldüm. Onu seyrettim ve koymak zorundayım medyama. Gerçekten acayip üzüldüm. Çünkü jenerasyon olarak baktığımda eşimle de konuştum. Ya insanlar, liseli insanlar üniversiteli gibi dururlardı bizim zamanımızda. Yani giyimiyle, oturuşuyla, kalkışıyla hayata beş kala diyorsun. Ama mesela bugün öyle bir şey vardı ki ben Facebook'uma koydum. Felaket. Yani Çin Seddi nerede diyor. Böyle bakıyor. Nerede işte. Yani Karabük'te falan da diyebilir yani öyle. Bir garip yani. Hani bilmemek ayıp değil ama ayıp yani. Bu ayıp. Bunlar genel kültür yani bazı şeyler. Bu kadar da bile yok. Yani. Olduğu bir dönemde. Ya çok kötü yani. İnsan hazmedemiyor. Açıkça ben hazmedemiyorum. Yani hani biz de böyle elimizde kitap, günde 10 kitap bitiren jenerasyon değiliz ama yani her şeyden haberli, duyarlı, her şeye çok yakın, her şeye şey mesafede, şu en kısa mesafede nasıl kurtarırım diye hep böyle aporta beklediğimiz bir dönemin çocuklarıyız. O yüzden yani şimdikiler böyle hani bilmiyorum diye biri de diyor ki ben diyor Türkçe bilmiyorum diyor, İngilizce. Peki İngilizce nasıl söylenir öyle bir şey diyor. Şimdi konuşmayayım diyor falan. Yani bilmediğini de kabul etmiyor. Böyle bir garip yani. Çok çabuk bunları iyileştirmek lazım. Yani yoksa hakikaten güzel bir yere gitmiyoruz. Ve bu arada da ben bugün 17 Mayıs. Yani çok büyük bir halk ozanımız. Aşık Mahsuni Şerif'in. Bunlar için öyküm. Sahibiyle anıyorum onu. Gerçekten. Türk'te Aşık Veysel'den sonra bana göre en doğru dizelerle her şeyi anlatan büyük üstadlardan biriydi. Nur içinde yatsın gerçekten. Sahnede zaman zaman onu türkülerini çalıyor. Onun güzel şarkılarını dinledim. Türkülerini. Ona buradan selam olsun Galatasaray. Selam olsun. Göğe selam olsun. Aynen. Bütün şu anda aramızda olmayan, başta bugün onun yıl dönümü olduğu için Mahsuni yani. Evet. Erdoğan abi, o zaman kısa bir müzik molası veriyoruz. Senin unutulmaz eserlerinden bir tanesi geliyor. Tamam. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Bakalım ne gelecek abi. Ne çıkacak? Thank you.
çalışmalar yaptık. Sevgili Kürşat Paşa, Jale, Sivel Alaş ve ben. İnanılmaz güzel konserler oldu. Halen de bekliyoruz, olacak mutlaka. Ama ben hep bu şarkılarımı kaç sene oldu yani söylüyorum ve hani bazen ben bıkıyorum diye şey yapıyorum insanlara. Ben bıkıyorum, siz bıkmadınız mı diyor. İnsanlar hakikaten bıkmamışlar. Çünkü duygu şarkıları farklı bir şey.
Yani tabii ki tabii ticaret sonuçta para kazanıyor bu işten ama ben hiçbir zaman para, yani şunu yaparsam, şu matematiksel şeyle yaparsam bundan para kazanır mıyım diye düşünmedim. Sadece içimden nasıl geliyorsa öyle yaptım. Ve o yaptığım şeyler de bana güzel olarak geri döndü. Yani sonuçta biz duyguyla çalışan insanlarız, duyguyla iş yapan insanlarız. Duygumuz yüksek ama kimse bunun farkında değil. Yani şöyle söyleyeyim, farkında değil derken, tabii önce bizi yöneten insanların bu işi görmesi lazım. Bugün çok güzel bir şey okudum, bunu aktarmak istiyorum. Çok ünlü bir piyanist, Polonyalı ünlü bir piyanist, şu anda ismini hatırlamıyorum. Polonya'da siyaset atılıyor ve gerçekten çok iyi yerlere geliyor ve bakan oluyor. Bir gün birisiyle böyle bir kokteylde şey yaparken diyor ki, siz o piyanist değil misiniz? Evet benim diyor. Eha çok düşmüşsünüz diyor. Adam şaşırıyor. Ve sonra bunu içine atıp gidiyor. Ve birkaç ay sonra siyaseti bıraktığında bunu düşünüyor. Diyor ki, bakın diyor, bir gün böyle bir dost meclisinde konuşurken siyasetçi olarak nehri ya da denizi olmayan bir yere gidip oraya köprü yapma vaadinde bulunursanız herkes sizi alkışlar ve acayip şey yapar. Sonra yapmasanız da kimsenin umurunda olmaz. Siz siyaset. Ama piyanoda çalarken fa yerine do basamazsınız. Çok doğru. Yani şimdi müzik çok evrensel ve çok gerçekten dikkatli kullanılacak bir meta. Ama maalesef biz şu anda şu günlerde hiç kimseden bir şey görmedik. Yani ne derler? Yardım istemiyorum sana. Yanlış anlamadım. Tabii ki bir çözüm. Bir çözüm. Yani her şey var. Fakat hiç müzikçilerin, müzik yapanların ya da buna benzer yani müziğe gönül veren kişilerin hiç düşünülmediği görülüyor. Yani insan bazen de dün sevgili Eser Taşkıran kardeşim, buradan ona öpücüklerim yolluyor. Türkiye'nin en başkentleridir. Çok güzel bir yazı yazmıştı. Bunu da bunu herkes için genel olarak söylüyorum. Diyor ki, yani bizim düşünülmediğimiz bir yerde herkes şu anda çalgı çengi durumunda. Herkes canlı yayın yapıp şarkılar söylüyor falan ama kimse bu işin nereye gideceğini bilmiyor. Doğru. Çünkü herkes bu işten evini geçindiriyor. Sen de dahilsin, ben de dahil. Kişiler şeyi tüketmeyi çok seviyorlar ve o yüzden de kimse bir şeye dur demiyor. Yani ama tabii bizim sesimiz çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü biz duygularına kapanık insanlarız. Yani sonuçta acı da yesek, tatlı da yesek her şeyi içimize atıyoruz. O yüzden ben şimdi burada hani bir nebze bir ses olayım belki. Lütfen. En kötü günlerde bizden müzik beklenir. En kötü günlerde bizden işte şunu yapın ki insanlar harekete geçsin denir. Yani ben bugüne kadar Afrikalı açlar, işte Bosna'da Bosna Savaşı, işte 2-3 tane deprem, bunlar için hep şarkılar söyledim. Yani hiçbir para almadan söyledim. O yüzden insan bazen böyle günlerde çok farklı hatırlanmak istiyor. Yani bilmiyorum yanlış işte. Çok doğru söylüyorsun. Hatırlıyorum sen. Yani o yüzden biraz dikkatli olmak ve müziği insanlara daha iyi sunmak lazım sanıyorum. Kesinlikle abi. Sen, bu arada ben de sana bir sorayım. Sen yeni bir şeyler yapıyordun, hala gündemde mi? Vallahi şu an bir şarkıyı tam yaptık aslında. Okumalarını bitirecektim. Sıfır, benimle alakası olmayan bir tarz yapıyorum şu anda. Hani benden beklenen değil de. Hani ters köşe yapacağım bir şarkı hazırladık. Tam fragmanını yayınlamaya başladım. Bu Arapça mı söyleyeceksin? Ya şu an askıya aldık ama tabii çıkaracağız. Yani 2020'de şimdi çıkartmış olacağım. Şakır çekeceğim kısmet olursa. Onun haricinde bir sektörel bir program yapıyorum.
aynı zamanda. Sevgili diye. O da tabii askıya alındı. Çünkü çekeceğimiz sektör kalmadı. Dolayısıyla. Yani ya biraz zaten. Maalesef beni birkaç yerden vurdu. Bu kriz aslında.